Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te döviz, altın, borsa, bunların son gelişmeleri, reel sektöre etkisi ve Türkiye'de yapılan tartışmaları konuşacağız. Tabii bununla ilgili dünya çapında da bir spekülasyon havası esiyor. En son biraz sonra konumuza da soracağım. Soros altın artık güvenli liman diye bir açıklama yapıyorsa artık orayı bir konuşmak gerekiyor. Çünkü hani sağ gösterip sol vuran bir fotoğraf ortaya çıkabilir. Uzmanımızla konuşacağız. Para ve altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Bugün Ekopolitik'in konuğu. Sayın Yıldırım Türk, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Hepsini konuşacağız tek tek, evet. Ama hani hepsi birbirine karışmasın diye tek tek gidelim istiyorum. Evet. Mesela dövizden başlayalım. Döviz piyasasında neler yaşanıyor? Çünkü bu dövizle borcu olanları da, dövizle iş yapanları da, bilhassa sanayiciyi çok yakından ilgilendiriyor. Evet. Dövizde gerçekten ne oluyor? Özellikle Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası çerçevesinde dün de işte genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada Sayın Başkan Erdem Başçı'nın dövizde fiyat istikrarının korunacağı ve istikrarlı büyümenin sürdürüleceği bir dönemdeyiz. Bunu özellikle ısrarlı üzerinde duruyoruz diyor. Hakikaten de bir süreden beri dövizde istikrarlı bir seyir oluşuyor. Fiyat aralığına bakacak olursak dolarda 1.78 TL ile 1.82 TL aralığında hareket ediyor. Bu da iş dünyasını çok fazla rahatsız etmiyor. Özellikle ihracatçıları çok fazla rahatsız etmiyor. Çünkü fiyat oluşturmada bu istikrarlı seyir onların da fiyat oluşturma kolaylığı getiriyor. 1.700'ün altı çok sıkıntı yaratıyor onlara. Evet, 1.700'ün altı, ama bu sene pek o fiyatları göreceğimizi tahmin etmiyorum. Son dönemde doların bugünlerde işte 1.7850 seviyesine gelmesi, özellikle Cuma günü Amerika'dan açıklanan Mart ayı tarım dışı istihdam verisinin beklenenden düşük gelmesiyle beraber biraz da ben bunu kur savaşları diye de düşünüyorum. Hı hı. Çünkü dolar o seviyede, euro dolar paritesi 1.27'lere kadar gerilemişti. Bundan tabii Amerikan ekonomisi rahatsız oldu veya Merkez Bankası rahatsız oldu. Bu tarım dışı istihdamın düşük geleceği de belliydi zaten. Çünkü çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdam verisinde bir düşüklük vardı. Bunu bu şekilde kullandılar ve 1.30-50'lerde şu anda. Ama bu 1.30-50 oluşu Avrupa veya Euro bölgesinde işlerin iyi olduğu anlamına gelmiyor yani. Amerika'nın stratejisinden kaynaklı. Amerika'nın stratejisinden kaynaklı. Diğer taraftan Japonya'ya baktığınızda biliyorsunuz yeni bir başkan, Merkez Bankası Başkanı getirildi. Ve limitsiz veyahut da sınırsız bir parasal genişleme kararı aldılar. Ve şu anda dolar yen karşısında da yükseliyor bu noktada. 90 seviyelerinde. Dolayısıyla esasında temelde kur savaşları devam ediyor. Tabii özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu parasal genişlemenin devam edip etmeyeceğine göre şekilleniyor. İşte Cuma günkü açıklanan bu tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesiyle beraber Amerika Merkez Bankası Fed'in uyguladığı parasal genişleme programının hala devam edeceği şeklinde algılandı. Ve bu nedenle de parite 1.30-50'lere gidince içeride de dolar 1.7850 seviyelerine kadar geriledi. Muhtemelen 1.78'lere kadar gerileyebiliriz bugünlerde, ama yani burada gerek sanayici eğer kısa vadeli pozisyonu varsa, gerek vatandaş elinde doları veyahut da Türk lirası olan, bu seviyelerden dolar alması bana göre uygun. Aslında dolar tabii yatırım aracı olmaktan çıktı, ama eğer piyasaları yakından izleyen insanlarımız varsa, bunlar al sat yapma açısından 1.78'lerden alınıp önümüzdeki hafta Salı günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Bu toplantı sırasında belki bir faiz indiriminden söz ediliyor. Yani faiz indirimi derken politika faiz dediğimiz haftalık repo faizi, hı hı, değil. Yani şu anda o 5.25'ler seviyesinde en son yapılan indirim sonrasında daha ziyade faiz koridoru dediğimiz Merkez Bankası'ndan borç para almada uygulanan faizle borç para vermeden veyahut da para vermeden kaynaklanan faizin üst ve alt bantlarında bir miktar aşağı seyir izlenmesi veyahut da düşürülmesi bekleniyor. Bu bir noktada iç ekonomiyi de, içerideki piyasayı da bir miktar canlandırma açısından yapılacak. Bir de faizlerin tabii düşmesi sanayici de rahatlatıyor. En azından alacağı kredide faizler bir miktar daha düşük olacak. O da onun elini rahatlatacak. İşte bu çerçevede Salı günü yapılacak tarım para politikası kurulu toplantısında bir faiz indirimiyle beraber dolar tekrar 1.8
%80'in üzerine çıkabilir. Parite ne olursa olsun böyle bir seyir izleyebiliriz. Özellikle cuma gününden sonra piyasalara bir miktar para girmesinin nedeni de gelişmekte olan ülkelere doğru işte bu büyük yatırımcılar yine oralarda riskli varlıklar dediğimiz hisse senedi ve tahvil alımından kaynaklanan para girişi ve bunun da döviz veyahut da dolar üzerinde satış baskısı oluşundan kaynaklanıyor. Onun için dövizde çok fazla bir oynaklık beklemiyoruz biz. Bu noktada zaten sade vatandaş da dövizden uzaklaşmış durumda uzun süre. Ama günlük ihtiyaçlar karşısında herhangi bir mal alımında veya dış seyahatte muhakkak bir miktar talep olabiliyor. Bu bakımdan yükselişler 1.82, düşüşler de 1.78'de dolar TL kalabilir. Bir şey sorabilir miyim? Yine avro ile ilgili bir şey soracağım. Evet. Anladığım kadarıyla şu süreçte avroyu da biraz dolar yönetiyor. Evet. Şimdi net bir şekilde gözüküyor ki resesyon derinleşiyor, evet, Avrupa'da, evet, ve daha da derinleşecek. Evet. Şimdi burada bir iki senaryo konuşalım mı? Hı-hı. Burada Avrupa Merkez Bankası'nın hareketi ne olabilir sizce? Birincisi hani bir nefes alalım, ihracat yapalım diye Avrupa'da çok radikal bir şey yapabilirler mi? Aşağı yönlü. İkincisi para daha da kıymetli olacağı için yukarı yönlü bir seyir izleyebilir mi? Biliyorsunuz Merkel son olarak yaptığı açıklamada paritenin 1.30-1.40 arasında olabilir diye veya da olması gerekir diye bir açıklamada bulunmuştu. Almanya daha ziyade Euro bölgesini yönlendiriyor ve aynı zamanda Alman Merkez Bankası veya da Deutsche Bank diyelim, onlar yönlendiriyor. Bir noktada Avrupa Merkez Bankası Deutsche Bank gibi de düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla Euro'nun çok fazla yükselmesini istemiyor. Almanya Avrupa Merkez Bankası istemiyor ama Almanya istiyor. Öyle çünkü mi? Almanya şunun için istiyor. Almanya katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Euro yüksek olsa bile o ürünü her halükarda satıyor. Bugün bir Mercedes, bir BMW, bir ne bileyim ben Audi, bunların her zaman müşterisi var. Çünkü hakikaten her bakımdan kaliteli bir ürün. Pardon bir dakika, şimdi bundan şunu mu anlamalıyız? Almanya bu kur savaşlarında aslında Avrupa'da başka, kendi içinde başka mı konuşuyor? Evet. Yani Avrupa'da başka derken Avrupa Merkez Bankası'nın Euro'nun zayıf seyrini desteklemiyor Almanya. Hı hı. Çünkü ürününü satabiliyor. Yani bir ürünü 10 liraya satabileceksen, 10 euroya veyahut da 100 bin euroya satacaksa, biraz büyük konuşalım, 100 bin euroya satacaksa onu 100 bin euroyu 90 bin euroya satmak istemiyor. Yani her halükarda o ürünü satıyor. Dolayısıyla gelirinde bir düşüklük olsun istemiyor. İhracat gelirlerinde düşüklük olsun istemiyor. O bakımdan euroyu o yüksek istiyor. Ama gerek işte zayıf halkalar, Yunanistan gibi, İspanya gibi, bunlar ihracatında zorlanmalar olduğu için euronun düşük olmasını istiyor. Kendi içinde de bir kur savaşı söz konusu orada. O bakımdan özellikle Avrupa Merkez Bankası 1.32'lere doğru yükseldiğinde euro dolar paritesi hemen işte İspanya'da efendim işler iyi değil, işsizlik şu kadar, İtalya'da hala hükümet kurulmadı, şimdi Slovenya konuşulmaya başladı, İşte geçen haftalarda Güney Kıbrıs sorunu olmuştu, bu bahaneler hemen masaya getiriliyor ve parite 1.30'ların aşağısına geliyor. 1.30'ların aşağısına 1.27'lere geldiği zaman bu sefer Amerika Merkez Bankası işte bizim henüz daha tam olarak toparlanmış sayılamayız, daha ılımlı bir toparlanma var, o bakımdan parasal genişleme devam edeceğiz açıklamaları. Merkez Bankası Başkanı Bernanke bunu söylemese bile eyalet Merkez Bankası Başkanları'nın söylemleri daha çok yani sözlü müdahalelerle bunlar yönetiliyor. Dolayısıyla bu süreç biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Ama parite olarak da değerlendirmek isteyenler olabilir. 1.27'lerde kısa vadeli olarak söylüyorum. 1.27'lerde dolar satılıp euro alınabilir. 1.32'lerde euro satılıp dolar alınabilir. Peki bununla ilgili bir detay soracağım daha sonra ama altına bir gelelim. Evet. Şimdi Soros'un bu açıklaması. Altın artık güvenli liman. Eğer Soros bir açıklama yaptıysa 100 kere düşünmek gerekiyor. Hani doğru bile olsa, yanlış bile olsa her halükarda düşünmek gerekiyor. Çünkü orada bir oyun var demektir. Bir, evet. Finansal oyun var demektir. Evet. Altın cephesinde durum ne? Bununla bağlantılı olarak Soros'un bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şöyle bir düzeltme yapayım. Soros altın güvenli liman olmaktan çıkıyor diye bir yeni ifadesi bu.
O zaman sabah haberlerde görünce hemen not aldım. Açıklama. Önceki günlerdeki açıklama böyle değildi çünkü. Ben altınlarının %56'sını sattım portföyümdekini diye eski açıkladı. Eski açıklaması buydu zaten. Açıkladı. Evet. Ve ondan sonra da altın işte geçtiğimiz nedir bu hesap? 1541-40 dolara kadar geriledi. Şimdi genelde 2008'den bu yana geldiğimiz süreçte altın tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar ulaşmıştı biliyorsunuz. Sizinle daha önce yaptığımız programlarda da bunu özellikle altını çizerek söylemiştim. Bu fiziksel talep veya arzdan kaynaklanan bir fiyat oluşumu değil, tamamıyla büyük fonların spekülatif hareketlerinden kaynaklanan bir şey. Ama bunu beceremediler. Onun için ellerini yüzlerini bulaştırdılar. Altını yukarı çektikleri halde fiziki alıcı gelmedi. Bilakis fiziki satıcı daha çok geldi. O bakımdan da yönetemediler ve şimdi bundan vazgeçmek zorundalar. Ama bundan vazgeçerken spekülatif açıklamalar daha çok ön plana çıkacak. İşte onların söylemlerini tam tersi hareket ederseniz para kazanırsınız demiştim. Şimdi aynı şeyi tekrarlıyorum. Nitekim bunu uymayanlar da sonrasında çok büyük zararlara girdiler. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında ben demek ki Saroz altın almaya başladı. Onun için böyle bir açıklama yapıyor dedim. Şimdi bugün 1590 dolara kadar altın işte dün 1575'ten 1590'a kadar akşam saatlerinde Amerika'da yükselmesi sonrasında böyle bir açıklama gelmiş olabilir. Bu da bir noktada altına yeni satışlar gelecek anlamına geliyor. Trend olarak baktığımızda özellikle 31 Ocak'ta açıklanan FED tutanaklarında yakın bir zamanda parasal genişleme takviminde değişiklik yapabiliriz şeklinde bir açıklama vardı. Bu büyük yatırımcıların kulağına kar suyu kaçırdı. Dolayısıyla altın yükseldikçe bunlar hemen satışa geçiyorlar. Daha riskli varlıklara doğru yöneliyorlar. Nedir o daha riskli varlıklar? İşte hisse senedi ve tahvile yöneliyorlar. Özellikle Euro bölgesinde hala İspanya gibi, İtalya gibi, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerin iç borç tahvil faizleri oldukça yüksek. Belirli bir süre sonra artık yavaş yavaş finansal krizinde bu derece sürmesi beklenmiyor ve dolayısıyla faizlerde de düşme bekleniyor. İşte bu yüksek faizden nemalanabilmek için altından vazgeçip daha görünür karlara doğru bir yönelme söz konusu. O bakımdan altın o noktadan sonra yani 31 Ocak tutanaklar açıklandıktan sonra yeni bir trend değişikliğine girdi. Daha önce 1600 doların üzerinde 1600-1700 dolarlar arasında onsu altın hareket ederken şimdi 1550-1600 dolar aralığında hareket ediyor. Muhtemelen bu ay ve önümüzdeki aylarda hatta Haziran sonuna kadar bu trend devam edecek. Alttaki destek seviyesi 1530 dolar teknik olarak. 1530 dolarlara kadar gerilebilir ki geçen gün 1540 dolara geriledi. Bu seviyeden 1600 dolarlar arasında oynayabilir. İşte bugün 1590 dolardı. Dün bugün de 1585 dolar. İşte bu yükselişler sırasında tabii bunun içerideki TL gram fiyatına da bakmak lazım. Orada da dolar TL daha çok etkili oluyor. Mesela bugünlerde dolar TL zayıf olduğu için dış piyasadaki yükselişler içeride aynı oranda yansımıyor. Daha aşağıda kalıyor. Veya düşüşler daha fazla içeride düşüş olarak görünebiliyor. Orada biraz önceki belirttiğim bant aralığında doları da takip etmek lazım. Yani 1.82 iken dolar, hı hı. Efendim altın 1550 dolar bile olsa yine içeride altın fiyatı yüksek sayılır. Ama 1578 dolarda ise veyahut da 1.78 50 TL seviyesinde ise bugünkü gibi altın dışarıda 1550 dolarsa o zaman o seviyelerden de almak lazım altını. Peki mesela 1600'den doları altını almış bir izleyici, vatandaş. Bu bana bir soru olarak geldiği için size yöneltmek istiyorum. Örnek teşkil etsin. Şimdi alayım mı satayım mı kararsızlığı yaşıyor. Mesela bu ne yapması gerekiyor onun o zaman? Şimdi bugünkü fiyatlarla işte 91 lira 50 kuruştu dün 91 lira 25 kuruştu bugün de 91 lira 20 kuruş açılacak ama altın 1585 dolarda dolar 1.78'lerde. Dolayısıyla 91.5'lardan altını satıp 1.78'lerden dolar alabilir. Böyle bir ama şey. Ama iyi takip etmek zorunda. İyi takip etmek gündelik içinde olması değişiyor. Lazım. Yani çok uzaktan bunu kontrol etmek çok zor. Zaten burada şunu da Çetin Bey ayırmak lazım. Bir yatırımcı var. Bir de tasarrufçu var. Tasarrufçu dediğiniz zaman işte ben onu özellikle genç jenerasyona, genç arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Aylık gelirlerinizden belli bir miktar ayırabiliyorsanız bu yarım gram altın olabilir, bir gram altın olabilir, bir çeyrek altın olabilir. Her ay belirli bir örneğin sigaranızdan şuradan buradan bir
tasarruf yapmak kaydıyla böyle bir alışkanlıkla 10'lu 20'li yıllar için böyle bir hedefle altın alırsanız sizin için fiyat hiç önemli değil. Her fiyattan alabilirsiniz. Çünkü daha uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak bakıyorsunuz. Ama siz bir ev alacaksınız, bir araba alacaksınız, bir birikiminiz var. Efendim dövizdesiniz mesela. Buradan altın almak istiyorsanız o zaman siz yatırımcısınız. Çünkü kısa vadede yükseldiğinde satacaksınız, tekrar alacaksınız. Bu alsatlar daha çok olacak. O bakımdan fiyatı çok iyi kontrol etmeniz lazım. Ama tercih edilen sanıyorum ilk, yani tasarruf sahibi olmak. Biz daha ziyade zaten yıllardan beri oluşa gelen şey, son 2008 krizi öncesine kadar bu şekilde bir davranış içinde hareket ettiğini biliyoruz yatırımcılarımız veyahut da Türk vatandaşlarımız. Türk vatandaşımız. Evet. Şimdi o noktada mesela benim öğrenciliğim sırasında ben de yine kuyumculuk sektörüyle de ilgileniyordum o zaman. Daha doğrusu içindeydim. Sınıf arkadaşlarım gece öğrencisi olduğu için çalıştıkları işte yerlerden aldıkları ücretlerin bir kısmını böyle Cumhuriyet altına alıyorlardı. O zaman 100 lira, 120 lira filan da o günkü paralarla. Bunlar aldılar. Daha sonra işte evlenecekleri zaman, ev alacakları zaman, araba alacakları zaman bunları bana getirdiler. Bunların miktarları kiminde 50 tane oldu, kiminde 75 tane oldu filan böyle tasarruf şeklinde oldu. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz o zaman. Bunları bozdurdu ve o bedava bir para gibi, bedava bir destek gibi, yani kaynağı belli olmayan bir destek gibi kendilerinin önüne gelmiş oldu kendi paraları. Türk insanının bu özelliğini tabii herkes geçim derdinde ve kılı kılına geçiniyor, hatta geçinemiyor. Bunun altını çok net çiziyorum ama yine de eline geçebilecek en ufak birikimle bile tasarruf yapmak, sanıyorum bu alışkanlığımızı yitirmememiz gerekiyor. Evet, mesela diyorsunuz işte hakikaten tasarruf yapmak zor, doğru. Biz aynı dönemlerden geçtik. Ancak şu var, bugün bir araba alacağınız zaman gidip banka kredisi kullanıyorsunuz ve faiz veriyorsunuz. Hı hı. Bir ev aldığınız zaman banka kredisi kullanıyorsunuz, son dönemde alışkanlık bu. Halbuki diğerinde hiç faiz vermeden kendi birikimlerinizi böyle 10'lu 20'li yıllar, 20 yıl borçlanıyorsunuz, ev alıyorsunuz. 20 yıl, 10 yıl borçlanıyorsunuz, 5 yıl borçlanıyorsunuz, araba alıyorsunuz. O araba zaten o zamana kadar eskiyor bitene kadar. En azından bu altınları alıp öyle koyduğunuz zaman dolayısıyla hazır bir paranız olmuş oluyor, faiz vermemiş oluyorsunuz, kendi paranıza hükmetmiş oluyorsunuz, biraz daha uygun oluyor. Yani bunlar yapılmayacak şeyler birisi değil, çünkü çok hakikaten ne bileyim ben, hesapsız harcamalar yaptığımız zamanlar hepimizin oluyor. Buradan başka bir şeye geçeceğiz, esnaf, altın bankacılığına geçeceğiz, ona daha sonra geçeceğiz. Esnaflık yapanların çoğu veya esnaf çocuklarının çoğu bilir ki bazen senet zamanı gelir, o altınlar bozdurulur. Evet, evet. Halk Bankası'ndan alınan kredinin zamanı gelir, o altınlar bozdurulur. Bu alışkanlığı biraz yitirdik galiba. Yitirdik, çünkü biz yıllarca çiftçilerimiz ekim zamanında topladıkları parayla altın alıp, hasat zamanında altın alıp, ekim zamanında o altını kuyumcuya götürüp bozdurup kendi içinde kredilendirilen bir sistem içinde çalışıyordu. Faizsiz. Faizsiz. Böyle çalışıyordu. Şimdi bu terk edildi. Dolayısıyla o eski işte 22'er bilezik alayım, yok Cumhuriyet altının işte 2,5'luğunu alayım falan diye böyle çok şeyler oldu. Hatta çiftçiler şöyle yapardı. Hanım işte şu mal şeyleri, ürünleri satalım. İşte bu buğdayı satalım, bu tütünü satalım. Ben sana kuyumcudan 10 tane bilezik alacağım. O hanım da çok memnun. En azından çalışmış. 10 tane bilezik gösterecek etrafını. Zenginliğini ifade edecek. Dolayısıyla 10 tane bilezik alınır. Ondan sonra ekim zamanı geldiği zaman, fideler dikileceği zaman hanım hadi bakalım sen şu altınları ver. Ben sana bir dahaki hasatta 11 tane alacağım. Neyse yani. Oo iyi, tamam veriyor. Hemen çıkarıp rahatlıkla verip tekrar hakikaten 11 tane yerine konulduğu ve içinde kendi içinde tasarruf edildiği bir dönemden geliyoruz. Bunun stratejik gerginlikler ve jeopolitik gerginlikler açısından da faydaları var. Örneğin Bulgaristan asimilasyonu sırasında oradaki bizim vatandaşlarımız veyahut da soydaşlarımız diyelim. Onlar Türkiye'ye geldiklerinde, Kırklar elindeki işte çadırlarda barınmaya başladıklarında bize o dönemden, Osmanlı dönemindeki Reşat altınlarını, Reşat Beşibyerlerine getirip hem de hiç kondisyonu bozulmamış, temiz, pırıl pırıl bunları getirip bize sattılar. Buradaki hayatlarını idame ettirdiler. İran hakeza devrim sırasında çok miktarda İran altını geldi. İşte Irak'ta, Suriye'de hala bu olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla biz kendi içimizde senetleri öderken, kullanırken bir de böyle ülkesel asimilasyonlarda veyahut da jeopolitik gerginliklerde de her zaman hazır para olarak, güvence olarak duruyor. Yani o açıdan bakıldığında altın
uzun vadeli düşünüldüğünde her fiyattan alınabilir. Peki altına tekrar geleceğim. Dövize de geleceğim ama bir borsaya da bakalım. Şimdi borsa cephesinde birincisi neler yaşanıyor? Bir hani genel bir özet yapalım ama onun da ötesinde borsa İstanbul ve altın ilişkisinde masaya yatıralım isterim. Şimdi biliyorsunuz uzun süreden beri halkın, sade vatandaşın 1994 senesinden beri işte borsa İMKB olarak kurulduktan sonra büyük bir teveccühü olmuştu ve bütün şehirlerimizde aracı kurumların temsilcilikleri, şubeleri oldu ve büyük miktarda bir katılım oldu. Ama bilinçsiz bir katılım vardı. Yani hisse senedini aldığını bilmeden işte sen bunu biliyorsun bir etrafındaki duyumlarla falan hareket eden bir dönem vardı. Ve sonra da 2001 krizi geldiğinde o arada tabii değişik mağduriyetler yaşandı ama 2001 krizi geldiği zaman işte bankaların bir bir kapanmasıyla beraber mağduriyetlerin hayli arttığını gözledik. Bu arada özellikle imtiyazlı hisse senetleri vardı. İşte Çukurova, Kepez, Aktaş gibi bunlar vardı. Bunların da elinde olanların tahtalarının kapanmasıyla beraber büyük mağduriyetler ve küskünlükler yaşandı. Ve burada tabiri caizse sade vatandaş da söğüşlendi. Neden söğüşlendi? O günkü çıkan dergilerde, gazetelerde efendim manipülasyonlar yapıldı. İşte 3 gün önce pozisyon alan o büyük gruplar gazetelerde, dergilerde işte şu hisse senedi şuraya gidecek, buraya gidecek deyip yükselttikten sonra o sade vatandaş da onu kanarak aldı ama 3 gün sonra hepsi tekrar dip seviyelerine geldi. Bir süre çok mağdur etti. Kumarhaneye döndü. Evet, kumarhaneye döndü. Ve şöyle bir imaj oluştu. Bu dünyada çok azdır, gelişmekte olan gelişmiş ülkelerde zaten yok da. Ne yapıyorsun? Borsada oynuyorum. Borsada oynuyorum diye bir şey yok yani. Borsada belli bir vade koyacaksınız. Ben bu hisse senedinin temettüsü için alıyorum. Ben bu hisse senedinin bilançosunu inceledim veya incelettirdim. Bunun karlılıkları çok iyi, kısa vadeli borçları az. Onun için bunun getirisi iyi olabilir. Çok şükür temettü dağıtan da yok da. Tabii yani yok. Dolayısıyla ben bunun için alıyorum diye bakmak lazım. İşte bu mağduriyetler, bahsettiğim mağduriyetler giderilmediği için borsaya hala halkın küskünlüğü söz konusu. Şimdi bu noktada isim değiştirmek, yasaları değiştirmek ama güzel yasalar bundan sonra tüketici veyahut da yatırımcıyı koruyacak yasalar, buna %100 katılıyorum. Zaten olması gereken de bu. Eğer Türkiye 2023 senesinde işte bir yere gelecekse borsasının da artık uluslararası nitelikleri kazanmış bir borsa olması gerekiyor. Ve üstelik eğer %98,5 KOBİ ile yönetilen veyahut KOBİ ağırlığı olan bir ekonomi varsa bunların halka açılmada özellikle bilançolarının daha şeffaf olması lazım. Kayıt dışılıkların azalması lazım. Ve bu noktada da bunlar banka kredisi kullanmak yerine halkın birikimlerini daha ucuza sanayi veyahut da işletmelerine kanalize etmek suretiyle ama onları mağdur etmeyecek bir şekilde bunların bilançoları çok iyi izlenip ve ona göre halka açılmaları sağlanıp ve halka açılma oranları da biraz daha artırılması gerekir. Bu bir noktada yastık altı veyahut da kayıt dışı ekonominin ekonomiye kazandırılması demektir ki siz de iyi biliyorsunuz biz dışarıdan gerek sendikasyon kredisi gerekse değişik şekillerde çok kaynak borçluyuz. İhtiyacıyız nedeniyle başka kapılara başvuruyoruz. Bugün konumumuz iyi ama biliyorsunuz 1978'de 70 sente muhtaç olduğumuz klişe bir laf vardır. O dönemde bize 1 milyon doları Lüksemburg vermişti. Ötekilerin hiçbiri vermemişti. Şimdi Türkiye böyle bir noktadan geliyor. Şunu konuşmak gerekmiyor mu? Şimdi yapıyı kurdunuz. Kanunları da çıkarttınız. Benim hukuk hocam vardı. Kulakları çınlasın. Dünyanın en mükemmel kanunu da getirirseniz uygulamadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez. %100 doğru. Şimdi gerçekten borsa gibi çalışıyor mu? Felsefi bir şey soruyorum size. Evet. Yani reel sektöre kaynak aktaran, ona güç veren, onun müspet ya da menfi hareketlerinden etkilenen bir yapıda mı? Bizim başka bir şeyi tartışmamız gerekmiyor mu? Yani iflasını vermiş şirketlerin bazılarının, bunları yaşadık. Borsada tepe kağıtlar halinde dolaştığı günleri yaşadık. Bir anda çok iyi bir şirketin, iyi gözüken bir şirketin, Goldaş örneğini verebilirim, farklı nedenlerle bir anda yok olduğunu, iflasa başvurduğunu şey yaptı ki Goldaş'ın ayrıntısını sizden rica edeceğim. Yani biz biraz daha bu işi kumar olmaktan çıkarıp, çok özür diliyorum ama kumar olmaktan çıkarıp gerçekten reel sektörü
finanse eden bir finansman aracı haline getirmemiz gerekmiyor muydu? Evet, çok doğru. Bugüne kadar biliyorsunuz değişik gruplar manipülasyon yaparak borsayı bu hale getirdiler. Ama bundan sonraki yasalarda daha yakından izlenecek bir konuma gelmiş durumda. Artık biz bile yayınlarımızda veya yazılarımızda işte filan kağıt şöyle olacak, falan sektör böyle olacak. Belki sektör konuşulabilir ama filan hisse senedi şöyle olacak, işte şu noktadan şuraya gelecek. Bunları deme imkanımız bile yok. Yani böyle bir sınırlama getirildi. Doğru bir şey. Ki ama çok eleştirildi de bu aslında. Basın camiasında çok eleştirildi. Ama şu var yani. Temelde hani eğitim şart deniyor ya. Bir kere yatırımcının borsa konusunda çok iyi eğitilmesi lazım. Bunun için Borsa İstanbul yönetimine çok büyük görevler düşüyor. Ben kendileriyle zaman zaman görüşüyorum. Bunu internet aracılığıyla eğitimler verilebilir. Çünkü genç jenerasyon daha çok internet kullanıyor. Şehirlere veya en ücra köşelere, yani birikimi olan insanların bulunduğu yerlere gitmek suretiyle bu konuda günlük, haftalık eğitimler verilebilir. Öyle olması daha doğru. En azından vatandaş ismini bildiği fakat ne işi yaptığı bilmediği bir hisse senedine yatırım yapmaktan ziyade bildiği ve tanıdığı, nasıl bir arsa alırken biz bunun gidiyoruz işte tapudan şunu öğreniyoruz, bunu öğreniyoruz. Hele hele araba alırken hızını, ne kadar yaktığını bilmem ne, hepsini inceliyoruz. Ama hisse senedi alırken hisse senedi aldığımız zaman tüyo var mı? Tüyo var mı? İşte deniyor. Çetin Bey bana şunu söyledi, şöyle gidecekmiş, şuraya olacakmış. Ondan sonra Çetin Bey doğru söyler falan gibi o duyumlarla yatırım yapmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra inşallah bu eğitim verilirse o zaman borsa daha iyi noktaya gelebilir. Ama şurada parantez açarak şunu söylemek istiyorum. 10 yıllık istikrarlı bir hükümet döneminde eğer o geçmişteki yatırımcıların, özellikle de küçük yatırımcıların, yani küçük yatırımcı derken küçümsemek istemiyorum, Küçük miktarda almış olanların mağduriyetleri giderilmezse bu küskünlük kaldırılması jenerasyon değişikliğine bağlı. O zaman yeni jenerasyon bunları unutacak. Ya benim babam borsada şu kadar kaybetmiş ama şimdi artık işler iyi, ben biraz deneyeyim falan deme ihtiyacı olacak. Onlar belki o geçmişteki mağduriyetleri unutarak borsaya gelebilecek ama şu andaki o mağduriyetler giderilmediği sürece en azından nominal değerdeki bunları ayıştırmak mümkün. Yani belki zor ama kimin elinde ne kadar hisse senedi olduğunu bilmek mümkün. Şu kadar lottaki olanlar nominal değerden bunların parası verilecektir şeklinde. Mesela borsa bu kadar aracı kurumlardan teminatlar alıyor, varlık ayırımı yapıyor, yani karşılık ayırımı yapıyor pardon. Ve okullar yaptırıyor biliyorsunuz, çok güzel şeyler. Yani oradaki komisyonlardan bir sürü okul yaptırıldı. Bunlardan en azından böyle bir fon ayrılıp bunların nominal değerlerinden en azından ellerine parası verilirse giderilebilir diye düşünüyorum. Peki bir soru sorup altın bankacılığına gelmek istiyorum ama Goldaş'ı da unutmayın. Tamam. Çünkü orada bir aslında bankacılıkla ilgili böyle bağlayayım ben. Birincisi finans sisteminiz ağırlıklı olarak hani Türk bankaları diyemiyoruz. Türkiye'deki bankalar diyoruz yabancıların elinde. Borsada ki yatırımcıya baktığınızda, volümlü yatırımcıya baktığınızda yine yabancıların elinde. Ve ne yazık ki işte ilk 10 belki de bilemediniz 15 kağıt üzerinde dönen bir borsa yapısı. Şimdi kontrol edemediğiniz bir finans yapısı içerisinde kendi özel sektörünüzün, reel sektörünüzün finanse edilebilmesi ihtimali ne kadar mümkündür? Bu birinci sorum olsun. İkincisi Goldaş örneği galiba bu ülkede artık bankacılara bir dur denmesi gerektiğinin de izlerini taşıyor. Evet. Ben bu arada şu geçtiğimiz sorun ilave bir şey daha söylemek istiyorum. Borsa İstanbul'un kurulmasını destekliyorum. İçinde vadeli işlem ve opsiyon borsasının olmasını destekliyorum. Altın borsasının olmasını destekliyorum. Bundan böyle benim sanayicim bakır alacağı zaman Londra'da bir hafta önceden gidip de efendim ben bir dahaki sene için nasıl bu kontratlar bağlayabileceğim diye oralarda perişan olmamalı. Bu sadece bakır için değil, diğer emtialar için de öyle. Emtia piyasalarında içinde olduğu bir borsa olmalı. Benim üreticim buğdayını, pamuğunu o borsada satıp alabilmeli. Bunların genişletilmiş bir şeklinin şu anda başlangıcı diye düşünüyorum. Biraz da hükümetin veyahut da devletin borsadan elini çekerek
onun daha özel bir yani şirket zaten kuruldu. O şekilde görüp bakacağız performansı zaten. O şekilde yapılmasının doğru olduğu kanaatindeyim ama yine söylüyorum, altını çiziyorum. Her konuda borsada eğitim şart. Vadeli işlemlerde de şart, altında da şart. Efendim imek şeyde de hisse senedinde de şart. Bir eğitim getirmez. Varant diyorsunuz. Kim biliyor varantı? Alma hakkı çok güzel ama ancak profesyoneller biliyor. Dolayısıyla bunların da tek tek anlatılması, belki biz okuma özürlüyüz, dinliyoruz belki ama anlatılması lazım diye düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan bizim bankacılık yapımıza baktığınız zaman, eğer siz kuralları koyduysanız, o kuralları da biraz önce dediniz ya işte bir hocam, kural ne kadar koyarsanız koyun uygulamadıktan sonra, bunları uygulayabiliyorsanız o zaman kontrol edemediğiniz bir bankacılık sektörü olmaz, kontrol edebildiğiniz bir bankacılık sektörü olur. İşte Bankaları Denetleme Düzenleme Kurulu tam manasıyla bunları izleyebiliyorsa, kontrol edebiliyorsa, Merkez Bankası burada dengeleyici görevini yerine getirebiliyorsa, yabancı da olsa, artık küreselleşmiş dünyada yerli yabancı birbirine karıştı. Dolayısıyla bizim dışarıda da bankalarımız var. Hala da açılmaya devam ediyor. Dolayısıyla bunları sağladığınız zaman çok fazla bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama sadece borsada 10 tane hisse senediyle veya 15 tane hisse senediyle ve bankacılık sektörünün hisse senetleriyle birilerinin alıp satıp devamlı fiyat hareketleri yaptırdığı bir ortamda sağlıklı bir borsadan bahsetmek mümkün değil. Buna katılıyorum sizinle beraber. Ve işte bu sefer vatandaş veyahut da yatırımcı diyor ki ya borsa efendim işte 85 bin puana gitmiş ama benim hisse senedim hala aynı yerde duruyor sorusunun artık sorulmaması gereken bir ortama gelmesi lazım. Daha istikrarlı bir şey olması lazım. Daha yakından izlenmesi gerekiyor şirketlerin durumu. Kuralların herkese uygulanması. Evet, herkese uygulanması. Böyle 3 sene sonra, 2 sene sonra bir işte senede manipülasyon yapılmış. Bu adamları toplayın işte atın hapse bilmem ne filan, bunlar Atalan, Üsküdar'ı geçmiş. Bunların çözülmesi bu şekilde mümkün değil. Bence bugün herhangi bir fiyat hareketi varsa bir anormal bir fiyat hareketi. Bir dakika arkadaş, kamuya açık platformda ne açıkladınız, ne diyorsunuz bunun için diye her an sorulmasında fayda var. Goldaş ne oldu? Evet, Goldaş özellikle iflasını verdiği için rahat rahat soruyorum. Şöyle, takdir edilecek bir firmadır Goldaş. Bizim kuyumculuk sektörüne dışarıdan girmiş. Aynı zamanda bizim de hemşehrimiz Denizli arkadaşlar. Çok iyi performansla yeni bir anlayış getirdiler kuyumculuğa. Marketing usulüyle satış yapıyorlardı ve hiç de franchising vermemişlerdi. Kendi mağazalarında satıyorlardı. Ve üzerindeki etiket bir aylık süreç için fiyat uygulanmış. O dönemde fiyatlar çok hızlı hareket etmiyordu. Ve bu şekilde satıyorlardı ama bir tek eksiklikleri vardı. Bizde bir alışkanlık var kuyumcuda. Hem altın alınır hem satılır. Hı hı. Onlar sadece satıyorlardı. Alış yapmıyorlardı. Bunun için bazı mağduriyetler veyahut da alışkanlıklar henüz daha alışılamamıştı dolayısıyla. Tabii diğer firmalarda da bunlar var ama tabii mali yapılarını çok iyi bilmiyorum. Yani isim vermek çok da doğru olmaz. Hepsi dışarıdan kredi kullanan kuruluşlar. Çünkü bir çok büyük montanlı çalışıyorlar. İşte bu da neden kaynaklanıyor? İçeride altın bankacılığın oluşmamasından kaynaklanan bir dışarıdan kredi kullanma ihtiyacı. Japon bankalarından, diğer bankalardan mesela Goldaş o dönemde Société Générale Fransız Bankası'ndan kredi kullanmış ve bu kredinin faizi belli, her şeyi belli, teminatları belli ve bu şekilde çalışıyor. Ama altın fiyatları 775 dolardan 1000 dolara, 1000 doların üzerine çıktığı zaman tabii ki orada herhalde teminat artışı istenilmiş. Bunlar da veya altınlar geri istenilmiş. Bunlar demişler biz kredi kullanıyoruz. Vademiz de var kardeşim. Sözleşmesi var, her şey. Her şey var. Sen ne istiyorsun yani? Yani krediyi erken mi çağırmışlar? Evet, erken çağırmışlar. Etik olmayan bir şey. Bu bizim içeride küçük atölyeler içinde yapıldı. Yapıldı. Toprak Bank bunu yaptı. Yapıldı. 2008'deki evet. Krizde de yani %7 ile faizle altın kredisi kullandıran banka %13'e çıkarmak suretiyle çoğu atölyelerin kapanmasına, evlerinin, barklarının satılmasına neden oldu. Yani bu çok etik olmayan bir şey. Yani sık boğaz ettiler orada. Çünkü sonra kuyumculuk sektörü davalar açıldı galiba. Davalar açıldı. Davalarda kazanıldı Goldaş tarafından. Goldaş galiba. Kazanıldı denildi ama ondan sonra şimdiki süreçte işte Commerzbank da var galiba. Hı hı. Okuduğum, basından okuduğum kadarıyla, ben kendileriyle bir konuyu konuşmadım. Dolayısıyla bir iflas açıldı. Bir süreden beri bir belirsizlik vardı. Şimdi Goldaş'ın bir özelliği de kuyumculuk sektöründe ilk defa halka açılan ve Frankfurt borsasında da işlem gören bir hisse senedi konumu olması. Bizim sektörümüzde şu anda en önde gelenlerin bile hiçbirinin halka açıklığı yok. Halka açılmak demek, ben her şeyi demek, evet, efendim size sunuyorum, açığım.
Hiçbir sorunum yok kardeşim işte. Yani bir benim bankanın krediyi erken çağırması neticesi mi başına geldi? Evet, bu bundan kaynaklandı. O mahkeme sürecinde çok neler yaşandığını bilmiyorum. Tabii ne yazık ki işte birinci piyasada işlem görürken geçtiğimiz günlerde ikinci piyasaya alındı. Orada da mağduriyetler yaşandı. Hala yeni bir borsa düzeni kurulduktan sonra böyle bir şeyin yaşanmış olması bir soru işareti oluşturuyor. Mesela deniliyor ki duyumlarıma göre birisi işte birinci şeyde piyasada işlem görürken almış. Ertesi gün ikinci piyasaya geçmiş. İkinci piyasada zaten 3-4 gün kaldı. Hemen iflası istendi. Şimdi bu arkadaşın mağduriyeti nasıl gidecek? Acaba bu hisse senedi, bu mahkeme sürecinde bir ihtiyat ayrılması istendi mi borsa tarafından? Detayları bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz. Bakacağız. Ayrıldıysa o zaman o mağduriyetler giderilebilir. En azından nominali verilebilir. Ama ayrılmadıysa şimdi o vatandaşın günahı ne? Yani bilgilendirilmemiş. Hep olan vatandaş oluyor. Peki son 3-4 dakikada da o zaman bu altın bankacılığını biraz konuşalım. Yani sektörden itiraz geldi. Evet. Detaylarını biliyorum. Biz farklı kanallarda da sizde hep bu altın bankacılığını konuştuk. Evet. Reel sektörü destekleyen bir altın bankacılığı hep konuştuğumuz şeydi. Niye itiraz geldi sizce? Şimdi şöyle var. Aslında altın bankacılığı kötü bir şey değil. Çünkü Türkiye'de hakikaten kimlerine göre 5 bin ton, kimlerine göre 3 bin ton ki ben 3 bin tona daha çok katılıyorum. Ve Merkez Bankası'nın yaptığı işte altın ithalatının serbest bırakılmasından bugüne kadar yapılan altın ithalatı toplandığı zaman 2 bin ton olma ihtimali var deniliyor. 2 bin ton veya 3 bin ton neyse hakikaten büyük bir miktar ve biz bu zenginliğin üzerinde otururken aynı zamanda bizim 6400 ton Türkiye'de maden yatakları olduğu biliniyor. Bunun da 1600 tonu çıkarılabilecek konumda. Diğerleri çok daha masraflı olduğu için herhalde eğer fiyatlar uygun olsa onlar da çalıştırılabilir. Ve şu anda Türkiye yıllık 30 ton altın çıkarabiliyor toprak altından. Böyle bir şeyimiz var. Buna rağmen biz hala dışarıdan 200 ton, 250 ton altın ithal eden bir konumdaydık 2007'ye kadar. Şimdi bir tarafta zenginliğimiz duruyor. Bir tarafta altın sermayemiz işte çalışmayan duruyor. Dışarıya bir taraftan para kazandırıyoruz dışarıya aslında. Para kazandırıyoruz. Türkiye'nin halkının da uzun yıllardan beri Osmanlı'dan beri gelen bir altın alışkanlığı var biraz önce söylemiştik. Kötü de değil, bunu da eleştirmiyorum. Bugüne kadar yastık altında tutulan altınlar Türkiye'de ekonomik krizler sırasında sosyal patlama yaşamamasının bir gerekçesidir. Eşinden dostundan altın ödünç alır, hala da devam ediyor. Bunların da işini görmek için kullanır, tekrar altın onu kazandığında yer verir. Yani kendi içinde bir kredilendirme, akrabalar arasında sosyal dayanışma içinde bunlar yaşanıyor. Şimdi dolayısıyla bir de Türkiye'nin büyüme sırasında verdiği cari açığı önlemek açısından biliyorsunuz Zafer Çağlayan, belki siz de o toplantıda vardınız, uzun bir araştırma sonucu 12 sektörde neyi niye içeride yapabiliriz ki biz cari açığı indirebiliriz şeklinde bir çalışması oldu ve bir işte kitapta yayınladılar bu konuda. Bizim sektörümüzde de altın ithalatının düşürülmesi pastası çıktı. Dolayısıyla bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yastık altından ekonomiye kazandırılması ve reel sektörün, kuyumcuk sektörünün buradan kredi kullandırılması şeklinde olacak. Ama bununla ilgili bir yasa çıkmış olmasına rağmen bunun uygulaması hala Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmadı. Ben kendileriyle de zaman zaman konuşuyorum. Diyor ki Hazine Müsteşarlığı emir versin, biz bu uygulamayı açıklayalım. Özellikle de kuyumcuların da içinde olduğu bir sistem içinde çalışılacak. Çünkü bunun işte ekspertür için şey yapılması lazım, istihdam sağlanması lazım, bankalar bunun için eleman yetiştirmesi lazım. Bu uzun sürecek. Ben sanıyorum işin özü bu finans piyasalarına yeni bir enstrüman değil, yani sektörü, reel sektörü destekleyecek bir bankacılık sistemi ortaya çıkacak. Altın konusunda. Asıl hedef evet, bu. Bir de saklama zorluğu olan vatandaşımızın bir gelir elde edemediği bu birikimi için hem bir saklama imkanı hem de ondan yıllık bir gelir elde etme imkanı. Ama bankaların uygulaması şu an bu konuda yanlış. Ben uzun süreden beri buna değiniyorum. Bankacılara da anlatıyorum. Ben altınımı götürüp yatırdığım zaman şöyle veya böyle esasında önce kuyumcuya götürüp oradan külçe altın değiştirilip sonra bankaya götürülüp ki o kuyumcu da o bankanın yetkili kuyumcusu olacak. Olsun. Bu sistem böyle. Sistem öyle. Ama henüz genelgesi yayınlanmadı. Sıkıntı burada. Dolayısıyla ben o altını tekrar
6 ay sonra vadeli yatır dizim. 6 ay benim altınlarımı verir misiniz? Altın olarak. Altın olarak verin dediğim zaman, buyurun parası dediği zaman, ki bu çok yaygın şu anda. Onun için vatandaş artık buraya götürmekten vazgeçti. Ben zamandaki yazılarımda birkaç kez değindim. Altın bankacılığı doğmadan ölmesin diye. Nitekim şu anda doğmadan ölüyor gibi görünüyor ve onun için de boyuna reklam yapılıyor. İşte biz filan gün altın günleri düzenledik. Şöyle getirin, böyle getirin ama olmuyor. Sayın Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkür ediyorum. Bu altın bankacılığı ile ilgili çok yanlış uygulamalar var. Ben size en fikrim. Projenin aslında hiç bunlar konuşulmazken mimarı sizsiniz. Projeyi siz ortaya attınız ve bunu sağ olun, bizimle de daha önce başka kanalda ilk geldiniz, paylaştınız, saatlerce kafa yorduk. Fakat bugünkü uygulama istenen, ulaşılmak istenen noktadan çok uzak. Şimdiden bir şeyler düzeltilirse doğru yola girer gibi gözüküyor. Bir noktayı da lütfen temas edeyim. Özellikle kuyumculuk sektörünün buna itiraz etmesine çok fazla katılmıyorum. Çünkü altın satacak olan vatandaş zaten bize geliyor. Kuyumcu olarak bize geliyor. Ama altını altın olarak bankaya yatıracak olanlar da bankaya gidiyor. Ama burada eğer bankada bu altınlar birikirse bankacılık çalışması içinde banka vatandaştan tasarrufunu alıp sanayiye aktarmaktır görevi. Esas bu. Şu anda hazineyi daha çok destekliyor ama o da geçecek bir süre sonra. Dolayısıyla biz kuyumculuk sektörü olarak ihtiyaç duyduğumuz kaynak eksikliğini bankadan kredi kullanmak suretiyle temin edebiliriz. Bunu yakınmanın hiçbir manası yok. Üretimimizi artıracağız, istihdamımızı artıracağız. Şu an 1,5 milyar dolar olan efendim ihracatımızı belki 5 milyar belki 10 milyar dolara tasarımlı ürünler şeklinde, katma değeri yüksek ürünler şeklinde dışarıya ihraç etme imkanımız olacak. Ve bu arada da ithalatımız da, altın ham ithalatımız da düşecek. Para ve altın piyasaları uzmanı Sayın Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İşin orijinalini bildiğim için şimdiki uygulamalardan ben de rahatsızım ve adım adım takip ediyorum. Evet. Merak etmeyin. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. Evet, bugün Ekopolitik'te para ve altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'le döviz, altın, borsa, tabii bunların tüm etkisinde reel sektörün ve vatandaşın neler yaşadığını, yaşayacağını konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.